Tamam. İyi Parti grubu adına İstanbul Milletvekili Yavuz Ağır Alioğlu. Buyurun Sayın Ağır Alioğlu. Kusura bakmayın Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, askerlik yasası ve içine birkaç tane madde konularak torba yasa haline getirilen düzenlemeyle ilgili Engin Bey'in bana vermiş olduğu pası kullanıyorum. Nezaketsizlik saymazsanız iyi niyetli sataşmada bulunacağım. Bütün meclise. Aziz arkadaşlar, bu meclisin ortak sükunetinin bu mevzuda, askerlik mevzuunda benim konuştuğum hassasiyetlere uygun olarak hepinizin ortak sükuneti olduğunu düşünüyorum. Şimdi birincisi şudur. Askerlik gibi bir mevzuyu bahisle ilgili bir düzenlemenin içerisinde zikretmenin bir siyasi nezaketsizlik olduğuna başlangıç yaparak aynı mevzuya ilaveten ya tutarsa diye bir parantezi de olan kanal mevzunu da bu yasa içerisinde düşünmeyi, bu mevzudaki mücadeleye, çıkarmaya çalıştığımız kanunun sonuçlarından etkilenecek insanlara hürmetsizlik telakki ediyorum. Bu mevzuda şöyle bir hassasiyete ihtiyacımız olsun, yemin olsun, şart olsun, hep beraber ortak sükunetimiz olsun. Biz bir daha sonuçlarının şehitlerimizi, gazilerimizi, çocuklarımızı, yetimlerimizi, bundan sonra bu memlekete fedakarlık edecek olan herkesi ilgilendirecek, böyle ciddiyetli sonuçları olacak bir kanunu konuşurken, bu mevzunun ciddiyetine hürmeten bu kabil yasaları müstakil görüşelim. Yemin edelim, şart edelim. İkincisi, bu yasalar konuşulurken muhalefetin çok makul teklifleri, çok makul teklifleri gözünüzden kaçmış. Bunun siyasi sosyal komplikasyonları olabilir diye, bunları da ilave edebilir misiniz diye size yöneltilmiş tekliflerin sizin mimiklerinizdeki oynamalarını kontrol ediyorum. Şuna bakıyorum. Yani sair kanun tasarılarında da kalplerinizle vicdanlarınızın arası mutlaka kısadır. Mutlaka. Nihayetinde burası millet iradesinin tecelligahıdır, kalbidir. Ama görüntü şöyledir aziz arkadaşlar. Sanki millet iradesinin tecelligahı kalbine, kalbini dışarıda bırakan insanlar olarak bulunuyormuşuz gibi görünüyorsunuz dışarıda. Yani bir şey söylüyoruz, gözlerinize bakıyorum. Mimiklerinize bakıyorum, tekliflerimizin hassasiyetlerinizi anlama ciddiyetinize bakıyorum. Bir mekanik organizasyon gibi görünüyoruz. Hangi mevzuda? Askerlik mevzuunda böyle görünmemeliyiz. Düşünüyorum ki acaba kalplerimizi oynatacak ne yaparsak biz tekliflerimize daha ciddiyetle dinleyecek bir imkan bulabiliriz. Buldum. Sayın Başkan, böyle bir teamül var mıdır yok mudur bilmiyorum. Aşağı gelemezler. Buldum. Hükümetimizin şöyle yapsın, böyle yapsın tekliflerine cevabını birinci gruptan arkadaşlarımız cevaplarken mesela tren kazasıyla ilgili konuşmalarını daha hassas yapmalarına imkan verecek bir şey buldum. Ölenlerimizin yakınlarının karşıda oturması lazım. Askerlikle ilgili bu kanunu konuşurken kalplerimizi dışarıda bıraktığımız, kuliste bıraktığımız kalplerimizi yanımıza almamıza imkan verecek bir şey buldum ben. Buldum. Çocuklarımızı, şehitlerimizin çocuklarını karşıya dizeceğiz. Öyle konuşacağız. Yani şöyle bir şey demiyorum. Kanun çıkaracağız. Bu kanunu çıkarırken bütün detaylarıyla çıkardığımız kanunun hangi hassasiyetlere havi olduğunu bilerek çıkaracağız. Yani bu kanundan istifade eden arkadaşlarımızın da, bu kanundan istifade eden çocuklarımızın da, gençlerimizin de kötü bir şey yapıyorlarmış duygularına kapılmalarına engel olacağız. Yani onlar para veriyoruz, biz para verdik de bir vatan hizmetinden kurtulduk gibi bir suçluluk psikolojisine girmelerine de engel olacağız. Bir sosyal psikoloji yönetecek bir alan da bulacağız bunlara. Yani bu çocuklarımız 15 bin lira verince askerlik hizmetinden beri olmalarının kendilerinde oluşturacağı psikolojik savrulmayı da yönetebilsinler diye bu meclis şöyle yapacak, misalen söylüyorum. Gazilerimiz üzerindeki sosyal projelerde bunlara alan açılacak, misalen söylüyorum. Çok zor değildir bunlar. Ama şöyle konuşmaktan illallah ettik arkadaşlar. Askerlik konuşuyoruz. Bakın şöyle, biz burada bu kanunları rahat konuşabilelim diye ölenlerin çocuklarına da değecek kanunlar çıkarıyoruz. Yani biz burada ışıkların altında, konforlu bir mekanda daha rahat çocuklarımız için yasa yapsınlar diye bizim için ölmüş insanların bir şekilde ilgileneceği kanunlar çıkarıyoruz.
Dolayısıyla ihtimam göstermemiz lazım. Ben bu mevzuda söylediğim sitem sayacağınız her lafın sizin de ortak sükunetiniz olduğuna inanıyorum. Yani bu sizin benim gibi düşünmediğinizi ima etmeye çalıştığım bir konuşmam değil ama arkadaşlar bu sadece kürsülerde veciz konuşmalar yapıp da milleti mutlu edeceğimiz bir alan değil bizim. Yani teklif ediyoruz ki ne? Doğacak maddi konfordan gazilerimiz istifade etsin. Niçin? Niçin istifade etsin? Şunun için. Bir tarafıyla bu mevzuda ağır bedel ödemiş, ödediği bedeli şehadetle taçlanmış olanların geride bıraktıklarına kavuşalım ki mücadele iştiyakı kaybolmasın. Ordumuz sınırın ötesinde, Suriye'de sınırın ötesinde, Irak'ta sınırın ötesinde biz savaş yapıyoruz bir taraftan. Dolayısıyla onların da hissesine bir mukavemetsizlik düşmesin. Onlar sağ salim yurtlarına dönsünler diye, evlerine, çocuklarının başlarına dönsünler diye duada olan analarının duasına meclisteki malayaniliğimiz düşmesin. Yani duanın içine bize kahır düşmesin. Bize de dua etsinler. Yani hisselerine şöyle bir ferahlık düşürelim. Bugün burada bir kanun çıkarıyoruz. Bu kanundan istifade eden arkadaşlarımızın maddi katkılarından geride bıraktıklarınızın şu şu yüklerini kaldıracağız diye bir imkan sunalım ki ciddi bir şey konuştuğumuzu, ciddiyetle bu mevzuyu takip ettiğimizi alamet bir davranış da göstermiş olalım. Çok mu kötü bir şey söylüyoruz? Yani bu anlamda hükümetimizin Milliyetçi Hareket Partisi ile beraber ortaklaşa, yani bir rahatlama alanı gibi takdim edecekleri bu işi biraz daha muhtevalı hale getirmeye çalışarak çok mu kötü bir şey diyoruz? Etmiyoruz. Ama mevzu şöyle, bu işleri çözerken bir devlet ciddiyetinin de şöyle bir üsluba ulaşması lazım artık. Biriken meseleleri, askerlikle ilgili birikti askerliğe gitmeyenler. Efendim vergisini vermeyenler birikti. İmarla ilgili talep olanlar birikti. Bu işleri yönetebilme kabiliyetimiz, bunları affederken sanki vazifesini zamanında yapanları ödüllendirip, cezalandırıp, vazifesini yapmayanları ödüllendirmeye dönmemelidir. Bu mekanizma bu hale de gelmemelidir. Tabii ki bundan istifade edecek arkadaşlarımızın imkanlarını da yönetelim. Ama öyle düzgün işler yapalım ki askere para verdiniz de gitmediniz istizazıyla da karşılaşmasın çocuklarımız. Yani bunlar aslında biz çocuklarımızın askerliğini paralı yapan da parasız yapanlar arasında bir niza çıkmayacağı bir mukavemet hattı oluşturacağız. Biz asker bir milletiz arkadaşlar. Yani şunu bir defalarca ispatlamış bir milletiz. Ayan olana bir daha beyan etmek kabiliğinden söylüyorum. Biz ruhları üniformalı bir milletiz. Yani nihayetinde 15 Temmuz'da gösterdiğimiz şey şudur. Memleketi vatanı beklemek için illa üniforma sahibi olmamıza gerek yoktur. Üniformamız ruhlarımızdaki üniformamız. Vatan tehlikeye girdiğinde hemen ortaya çıkmaktadır. Ön Asya'nın en büyük ordusunu burada besliyoruz, bakacağız. Dünyanın en tehlikeli coğrafyasında kuvvetli bir orduyu ayakta tutacağız. Ama bütün bunları yaparken yaptığımız her kanunu düzenlemenin, yaptığımız her yasal çerçevenin içerisine vicdanımızı, kalbimizi koyacağız. İstirhamımız sadece bu. Yani en azından bütün bir milletin öyle ya da böyle tesiri altına alınacak kararlarla ilgili biraz hassasiyet göstermemiz lazım. Hiçbir mevzuyu biz burada İstişare edip tekliflerimiz etrafında efendim iktidar partisi bunu teklif etti, CHP bunu teklif etti, MHP'nin dediğine biz de şunu ilave ettik, mutabakat halinde biz aziz milletimize bunu şöyle sunuyoruz diyemeyecek miyiz biz hiç? Hiç mi hissemize böyle bir şey düşmeyecek bizim? O yüzden ben bu süreç içerisinde hakikaten biz de mekaniğe döndük. Yani elimizi kaldırmaya bile tenezzül etmeyecek hale geldik. Elimizi kaldıralım, kaldırmayalım. Neyi teklif edelim, neyi reddedelim, neyi kabul edelimin dışında bir alanda sadece şuna bakmaya başladık. Ya bu çıkarmaya çalıştığımız kanunların sonuçları üzerinden doğacak komplikasyonlara biz ne diyeceğiz? Neler diyelim? Onları düşünmeye başladık. Burada bu kanunu çıkaracağız ama biz seçim bölgelerimizde kendi milletimize neler diyeceğiz? Onları düşünmeye başladık. Dolayısıyla arkadaşlar bu mevzuda birazcık ihtimam gösterilmesini istiyorum. Şehit cenazelerine hepinizi görüyorum, katılıyorsunuz. Ben de katılıyorum. Hususiyetle arz ediyorum. Çok az zamanım kaldı galiba. Şimdi ben şehit cenazelerine, sizler gibi katıldığım şehit cenazelerine münhasıran biraz daha iş edinip şöyle bakmayı deniyorum genellikle. Herkes çekilip gittikten sonra mezarın başında bir ana bir baba, genelde bir ana bir baba bir yetim çocuk ya da işte evlatlarını göndermiş olmanın hüznü hisselerine düşmüş 2-3 tane garip kalır. Ben devleti herkes çekilip gittikten sonra
Mezarın başında dördüncü kişi bilirim. Dört kişi varsa mezarın başında beş. Beşse altı. Bugün burada çıkardığınız kanun şehitlerinize çıkardığınız kanundur. Sizin üçüncüyseniz dördüncü benim demektir. Dörtseniz beş benim demektir. O yüzden devlettir onu diyorum. Bu hassasiyeti taşıyarak çıkarmak zorunda olduğumuz bu kanunlar içerisinde ihtimam göstereceklerimizin bir tanesi budur diye söylüyorum. İyi niyetli sataşma pası verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim Sayın Ağıralioğlu.